Gel bakalım bacanak, otur. Neler öğrendin Yadigar? Yılmaz abi, bu Ökkeş'in bir üvey kız kardeşi vardı Meral, hatırlar mısınız? Hı. Onun evinde kalıyorlar. Ökkeş düzenli bir iş bulamamış. Bacısı gündeliğe gidiyor. Onun kocası da korsan taksicilik yapıyor. Yani elde avuçta bir şey yok. Ne zaman gelmişler İstanbul'a? Niye gelmişler? Öğrenebildiğim kadarıyla kızı hayat için gelmiş İstanbul'a okutmaya. Yıllar sonra o Ökkeş'i görünce onu gebertmemek için kendimi zor tuttum Yadigar. Abi Ökkeş mi kalmış? Siz bugün holdinglerin, fabrikaların, otellerin sahibisiniz. O adamsa kızını sizin podyumunuzda yürütmeye çalışan zavallının biri. Yıllar gereken dersi vermiş. Ökkeş size yaptıklarının bedelini ödemiş bence. Yok öyle yok. Bedel ödemek o kadar kolay değil Yadigar. Sen benim sevdiğimi elimden alacaksın. Bir de hala nefes alacaksın. O benim hayatımı çaldı. Ben de onun hayatını alacağım. Gördün kızı değil mi? Nilgün'ün aynısı. Onun gözleri. Onun gülüşü. Onun saçları. Fabrika diyorsun, holding diyorsun. Nilgün için hepsinden vazgeçerdim ben. Geldin mi oğlum? Baba, merhaba. Yılmaz Bey, Ahon'undan yarışmadaki kızın numarasını istemişsiniz. Göndersene hemen bana şu numarayı. Arayalım bakalım Ökkeş'i. Ne oluyor? Halim, sen bu konuya sakın müdahil olma. Herhangi bir şekilde arada kalmanı istemiyorum. Niye ki? Bu kadarını bil yeter.